Adalet Bakanlığı yeni yılın ikinci günü bir mesaj paylaştı. 2017'den bu tarafa lekelenmeme hakkı kapsamında 977 bin kişi korunmuş. Söz konusu ülke Türkiye ise büyük haksızlıklara uğramış, yargıda beraat etse dahi fişlendiği için lekelenmiş insanların öfkelenmesi, behey utanmazlar, yüzsüzler diye saydırması normaldir. Bu hiddeti anlarım. Fakat konuya öyle yaklaşmam. Burada bir hadsizlik yok. Bilinçli bir hedef gözetme var. Egemenlerin lekelenmeme hakkı dediği şey aslında günah işleme özgürlüğüdür. Bir tür vergi barışıdır yani. Düzgün ve dikkatli yaşayan sıradan vatandaşlar enayi yerine konur. Devlet projesini ihalesiz alıp banka kredisiyle bitiren, banka borcu faizsiz yapılandırılıp tahakkuk eden vergisi silinen, onlarca yıllık müşteri garantili projelerle küpünü dolduranlar içindir lekelenmeme hakkı. Noel tatilinde çok şey seyrettim de içinde Türkiye geçen iki dizi özellikle dikkatimi çekti. The Diplomat'ta İran'a Türkiye üzerinden örtülü mesaj veriliyor, iki ülkenin ittifak içinde olduğu, zeminin çok elverişli olduğu bahsi geçiyordu. Berlin dizisinde ise hırsızlar çetesi ganimeti Türkiye'de paraya çeviriyordu. Ülkenin itibarı bu durumda. Suç cenneti olduğunu ise bilmeyen yok. Yeni yıla henüz girmişken tartıştığımız şeylere bakar mısınız? Hilafet bayrağıyla dolaşan kişiye yumruklayan genç, anıt kabirde şeriat isteriz sesleri filan. İnsanlar savundukları konular hakkında 10 dakika konuşacak kadar dahi bilgiye sahip değiller. Bir kere o hilafet bayrağı değil, yeşil kumaşa, beyaz hurufatla Arapça yazılmış kelimeyi tevhid. Hoş onun bile doğru tarafını bilmiyorlar, sopaya ters takmışlar. Kılıçlı versiyonunu Suudi Arabistan, siyah kumaşa basılı olanını ise IŞİD kullanıyor. Dönelim 1 Ocak'ta, İstanbul'daki Filistin'e destek eyleminde hilafet bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy tutuklandı. Tutuklama şart mıydı? İşin orasında değilim. Devletten çok çekmiş bir toplumun şiddete reaksiyon göstermesi gerekir. Tam tersi oluyor. CHP İstanbul Gençlik Kolları, Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir grafiğini dolaşıma sokup kampanya başlattı. CHP Genel Başkanı Gencin ailesini arayıp hukuki destek vaat etti. Muhalefet unsurları şiddeti meşrulaştırırken bölücüye had bildirilmesi hak diye sunulur oldu. O yumruğu savunan Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan yumruğu eleştiri hakkını kaybeder. Örnek farklı bir uçtan da olsa bu kin Hrant Dink cinayetinden sonra tetikçi o gün Samas'ta fotoğraf çektirme kuyruğuna giren üniformalıların kin ve nefretiyle yakın akrabadır. Şimdi gelelim yumrukçu gence eline sağlık diyen Fatih Altaylı'ya. Attığı mesajı sildikten sonra öznesi yoktu dedi. Devamla kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum. Gelin şimdi size öznesi olmayan bir hikaye anlatayım. Bakalım kim ne anlayacak. 80'lerin ortasındaki banker krizinde Mehmet Ali Yılmaz sıkıntı yaşar. Sahibi olduğu Güneş Gazetesi içi boşaltıldıktan sonra Asil Nadir'e satılır. Bu satışta göze girmeye çabalayan bir yazı işleri müdürü çalışanların kıdem tazminatlarını buharlaştırır. Kısa sürede ülke medyasının üçte birini kontrol eden bir güce kavuşan Asil Nadir'in şansı İngiltere'de yaver gitmez. 90'ların başından itibaren açılan yolsuzluk davaları medya imparatorluğunun sonunu getirir. Hapse atılır. Maaşlar aylarca ödenmez. Ankara Biro'da grev başlar. Malum müdür yine sahnededir. Patron temsilcisi olarak Ankara'ya ikna çıkarması yapar. Belindeki tabancayı teşhir ettiği toplantılarda sizi anlarım ben de gazetecilik yaptığım zamanında gibi konuşmalar yapar. Sonuç alır mı? Alır. Anlattığım hikayede özne yoktu ama avukat Eren Keskin'i gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim. Parayı veren Ahmet Kaya'yı alır. Sonuçta Hitler seçimle iş başına gelmiş, Almanya'ya ihanet etmiş biri değil. Sözlerinin ise öznesi belli. Fatih Altaylı. Yumrukçu gence eline sağlık dediği için niye bu kadar üstüne gittiler anlamadım. Çarşamba günü savcı çağırdı, cuma günü ifadeye gitti. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri hakkında Nazi artığı dediği için 7 aylık hapis cezası ertelenmemiş. Buradan mı bir çentik yer yoksa önüne Golf sopasıyla dövülen eski sevgili gibi bir dosya mı koyarlar bilmem. Lekelenmeme hakkı kapsamına gireceği kesin. Başta anlattığım düzenleme onun gibileri de koruyor esasen. Fatih Altaylı'nın önünde arkasında yanında filan değilim. Basın çöplüğüne atılması gereken bir müptezeldir vesselam.